Hocaya geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda neler göreceğiz? Misa Akmin ilanı ve Misa Akmin özellikleri ve Misa Akmin ilanı sonrası İstanbul'un işgalini arkadaşlar işleyeceğiz. Peki sevgili dostlarım, Misak-ı Milli'nin maddelerine bakalım. Misak-ı Milli arkadaşlar, birinci madde kapitülasyonlardır. Bakın, bir yerde eğer kapitülasyon varsa o devlet ekonomik olarak arkadaşlar zayıflar. Eğer kapitülasyona karşı çıkıyorsa bundaki amaç şudur: ekonomik bağımsızlık, tam bağımsızlığını almaktır, sağlamaktır. Buradan gelecek olan size soru şudur: Misak-ı Milli'de hangi alanda karar alınmış alınmamış diye bir soru gelir. O yüzden arkadaşlar şu başlıkları muhakkak ama muhakkak ezberleyeceğiz. Hangi alanda karar alınmamıştır? Mesela muhakkak ulusal egemenliği oraya arkadaşlar ne yapar? Yapıştırır. O yüzden ne yapacağız? Misak-ı Milli kararlarını ezberleyeceğiz. Şimdi buradan gelecek olan soru şudur. Der ki, her türlü siyasi, hukuki, mali gelişmemizin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır derken Misak-ı Milli'de neye karşı çıkılmıştır arkadaşlar? Cevap kapitülasyonlar. Bunu bilin, fix bir sorudur bu. Siyasi, hukuki, mali gelişmemizin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır derken Misak-ı Milli'de kapitülasyon arkadaşlar ne yapılmıştır? Karşı çıkılmıştır. Bunu bilelim. Peki arkadaşlar, bir yerde kapitülasyon varsa o devletin ekonomisi zayıflar ve kapitülasyonların kaldırılmasıyla beraber devlet neyi sağlamaya çalışır? Ekonomik bağımsızlığı sağlamaya çalışır. Yani Misak-ı Milli kararlarının kapitülasyonların reddedilmesi maddesiyle Mebusan Meclisi ekonomik bağımsızlığı sağlamaya çalışmıştır. Muhakkak ama muhakkak bu tuzağa düşmeyelim. Önemli bilgidir. Peki, azınlık hakları. Arkadaşlar bakın, azınlık şudur. Yani en basit anlamda arkadaşlar, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayıp Müslüman olmayan etnik gruplara Osmanlı Devleti, pardon, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayıp Müslüman olmayanlar Osmanlı Devleti azınlık demiştir. Yani Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan toplumları ırkına, etniğine göre ayırmamış, inancına göre ayırmıştı. Peki bu sistemin adı neydi arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Bu sistemin adını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Peki, azınlık hakları için Osmanlı Devleti, yani Misak-ı Milli için şöyle bir karar alınmıştır. Denmiştir ki, bakın, burası Osmanlı Devleti. Bu sınırların içerisinde yaşayan azınlıkların hakları yabancı devletlerde yaşayan Müslüman azınlık hakları kadar olacaktır diyor. Unutmayalım bunu. Yani olay şu: yabancı bir devletteki Müslüman azınlığın ne kadar hakkı varsa ben de kendi sınırlarım içerisindeki azınlığa o kadar hak veririm diyorsa, burada iki tane yorum var. Yorum 1. Ne kadar sen hak verirsen ben de o kadar veririm diyorsa, yabancı devletlerde yaşayan Müslüman azının hakları korunmak istenmiştir. Yani Avrupalı devletlere şu deniliyor: siz nasıl ki sınırlarım içerisindeki gayrimüslim azının haklarını korumak istiyorsanız, tamam ben koruyacağım ama benim verdiğim hak kadar sen de o kadar hak vereceksin diyor. Yani yabancı devletlerde yaşayan Müslüman azının hakları korunmaya çalışılmıştır. Ve arkadaşlar burada uluslararası alanda eşitlik prensibi arkadaşlar uygulanmıştır. Sen ne kadar hak verirsen ben de o kadar hak veririm diyor. Peki, boğazlar. Boğazların güvenliği sağlanacak ve dünya ticaretine arkadaşlar açılmalıdır. Bunu da arkadaşlar muhakkak bilelim. Borçlar arkadaşlar önemlidir. Bakın bu önemlidir. Burada bize tuzak olarak verir. Özellikle AYT'ci arkadaşlar bu tuzağa düşmeyin. Şöyle verir soruyu da: Osmanlı borçlarının tamamı Misak-ı Milli'de ödenme kararı alınmıştır. Hayır. Bakın, Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. İmparatorluk ne demekti? Çok uluslu devletlerdi. Arkadaşlar bakın, Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu Kırım Harbi'nde, Abdülmecit döneminde arkadaşlar İngiltere'den almıştı. Peki, Osmanlı Devleti 1853-1856 yılları arasında Rusya'yla yaptığı Kırım Harbi sırasında Avrupa'dan borç aldığında sınırları içerisinde birçok millet vardı. Sırbistan vardı, Karadağ vardı, Romanya vardı, Bulgaristan vardı, Arap toprakları da Osmanlı sınırları içerisindeydi. Bu borç alındığında bunlar da Osmanlı'nın bir tebaasıydı arkadaşlar. Ve dendi ki Osmanlı borçlarını ödenir ama borç alındığı tarihte arkadaşlar sınırlarımız içerisinde olanlarla bölüştürülmesi istenmiştir. Yani burada üzerinde düşen pay derken bunu demeye çalışmıştır. Borç alındığında bizim sınırlarımız içerisinde birçok millet vardı, bizim payımız neyse biz bu payı öderiz, Misak-ı Milli'de bu kabul edilmiştir. Peki, sınırlar, bu da önemlidir arkadaşlar. Misak-ı Milli'de arkadaşlar sınırlar Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre çizilmiştir. Nasıl? 30 Ekim 1918, bunu bilelim. 30 Ekim 1918
tarihiyle Osmanlı Devleti gelmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti imzalamıştır ve Osmanlı Devleti Mondros'u imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti ne yapmıştır arkadaşım? Ayrılmıştır. Yani Mondros imzalanıncaya kadar işgal edilmiş tüm topraklar Türk toprağı kabul edilmiştir ve sınırlar arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre ne yapılmıştır? Çizilmiştir. Bunu da bilelim. Bakın önemli bilgidir. Ulusal sınırlar neyle çizilmiştir? Misak-ı Mill'de çizilmiştir dostlarım benim. Peki. Bu da arkadaşlar unutmamanız için arkadaşlar bunu tablo olarak gösterdim. Ulusal sınırlar hakkında arkadaşlar eğer size sorarsa ilk kez ulusal sınırlar nerede söz edildi derse cevap Erzurum Kongresi'nde söz edilmiştir. Hatta hatırlatması şuydu. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür maddesiyle beraber arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiştir. Yalnız ulusal sınırlar arkadaşlar tamamen Misak-ı Milli'de çizilmiştir. Bunu da bilelim. Tamam. Burada ulusal sınırlardan bahsediliyor ama neresi olduğu tam belirtilmemiştir. Erzurum Kongresi'nde ilk kez söz edilen ulusal sınırlar neyle çizilmiştir? Misak-ı Milli'de çizilmiştir. Neye göre? Mondros'a göre. Nasıl Mondros'a göre? Mondros imzalanıncaya kadar işgal edilmemiş yerler ulusal sınır olarak ne yapılmıştır? Belirlenmiştir. Arkadaşlar dikkat! Önemlidir. Referandum. Referandum ne demek arkadaşlar? Halk oylaması. Evet, halk oylaması. ÖSYM bunu daha evvelden sordu. Özellikle AYT'ci arkadaşlarım bunu ezberlemesini istiyorum. Misak-ı Milli'de halk oylaması sunulması istenen yerlerden biri değildir diye ÖSYM bunu sordu. Bakalım nerelerde arkadaşlar halk oylaması yapılması istenmiş? Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya. Bunu bil. Evvela Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya ve Arap topraklarında arkadaşlar halk oylaması yapılmasını istemiştir. Peki şunu bak. Arap topraklarını çıkardım. Olayı TYT'ye çeviriyorum. Peki Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'da neden halk oylamasını yapılmasını istiyor? Çünkü arkadaşlar bu bölgenin halkının çoğunluğu, bu bölgenin halkının çoğunluğu nedir? Türk ve Müslümandır. Peki bölgenin çoğunluğu Türk ve Müslümansa, Türk ve Müslüman olan bir bölge sizce Batı Trakya Yunanistan mı bağlanmak isteyecek? Hayır. Kars, Ardahan, Batum Ermenistan'a mı ya da Gürcistan'a mı ya da Sovyetlerin bağlanmak isteyecek? Hayır. Neden? Çünkü halkın çoğunluğu Türk ve Müslüman. Bunu Son Mebusan Meclisi de biliyor. Yani Son Mebusan Meclisi'nin bu bölgede halk oylaması yapılmasını istenmesindeki amaç arkadaşlar seçimi kazanacağını %100 biliyor. Bunu unutmayalım, tamam? Şöyle bir soru gelirse hangi bölgelerde halk oylaması yapılmasını istenmiştir? Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap toprakları. Çevirdik TYT'ye. Neden buralarda arkadaşlar halk oylaması yapılmasını istiyor? Çünkü seçimi kazanacağını biliyor. Yani buranın halkının neyi isteyeceğini, Osmanlı'ya bağlanmak isteyeceğini biliyor arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar Misak-ı Milli özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bilelim. Erzurum ve Sivas Kongre kararları meclis tarafından onaylanmıştır. Bir şey meclis tarafından onaylanırsa arkadaşlar o şey yasallaşır. Önemli bilgidir. Erzurum ve Sivas Kongre kararları neyle yasallaşmıştır? Misak-ı Milli ile arkadaşlar yasallaşmıştır. Bunu bilelim. Arkadaşlar bu da önemlidir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde olup da Misak-ı Milli'de olmayan tek şey arkadaşlar ulusal egemenlik maddesi yoktur. Ulusal egemenlik maddesi olmadığı için arkadaşlar Misak-ı Milli bir ne değildir? İhtilal bildirgesi arkadaşım. İhtilal bildirgesi özelliği arkadaşlar ne yapmaz? Taşımaz. Bunu da bilelim. Bunu unutmayalım. Peki sorumuz şu. Erzurum ve Sivas'ta hemen hemen çoğu konu Misak-ı Milli'de kabul edilmiş ama ulusal egemenlik neden kabul edilmemiştir? Çünkü arkadaşlar buradaki milletvekilleri padişahın baskısından arkadaşlar ne yapmaktadır? Çekinmektedir. Çünkü ulusal egemenlik neyi savunuyor? Halkın yönetime katılmasını savunuyor. Peki. Ulusal sınırlar çizilmiştir. Eğer bize sordu ulusal sınırlardan nerede bahsedildi? Cevap Erzurum Kongresi. Peki sordu. Ulusal sınırlar nerede çizildi? Cevap Misak-ı Milli. Peki neye dayanarak çizildi? Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak ne yapılmış arkadaşlar? Çizilmiştir. Peki. İtilaf devletleri ile yapılacak barış anlaşmasının şartları belirlenmiştir. Yani bu şartlar adı altında biz sizlerle bir barış görüşmesi yaparız denmiştir. Milli mücadelenin siyasi programı oluşturulmuştur. Ve arkadaşlar Misak-ı Milli meclis tarafından ilan edilmiş bir ulusal bağımsızlık bildirgesidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Peki bakın şu madde önemlidir. Soru bankanızda karşınıza çıkar. Bakın iyi dinleyin. İyi dinleyin. Şimdi önce seçim yapıldı.
Seçimden sonra kim seçildi? Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildiğinde toplandı. Meclis toplandı. Meclis toplandıktan sonra arkadaşlar ne ilan edildi? Misak-ı Milli ilan edildi. Peki dikkat. Misak-ı Milli ilan eden halkın seçtiği milletvekili değil mi? Evet. Peki halk kimi seçer? Kendi gibi düşünen, yani siyasi olarak kendine en yakın olan kişi seçer. Peki arkadaşlar, meclisi mebusan misak-ı milli ilan etmişse halk misak-ı milli yanlısıdır. Yani halk ulusal bağımsızlık yanlısıdır. Bunu unutmayalım. Peki mebusan meclisi misak-ı milli ilan etmesine rağmen İstanbul hükümeti arkadaşlar gelmiştir, Ser Barış Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu da şunun göstergesidir. Demek ki halk ile İstanbul hükümetin fikirleri aynı değil. Demek ki İstanbul hükümeti halkın düşüncesini, yani halkın egemenliği ne yapıyor arkadaşlar? Halkın fikrine saygı duymadığının göstergesidir. Önemli bilgidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Der ki halkın seçmiş olduğu meclisi mebusan misak-ı milliyi ilan etmiştir. İstanbul hükümetinin yapmış olduğu hangi çalışma bununla tamamen örtüşür? Cevap, Ser Barış Anlaşması'nı imzalaması arkadaşlar. Çünkü bunlar birbiriyle tamamen çelişen olaylardır. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Misak-ı Milli'de itiraf devletinin aleyhinde kararlar alındığı için arkadaşlar ilan sonrası İstanbul itiraflarca ne yapılmıştır? İşgal edilmiş, meclis dağıtılmış ve milletvekilleri ne yapılmıştır? Tutuklanmıştır. Bunu bilin. İstanbul'un işgalinin sebebi Misak-ı Milli'dir. Peki neden Misak-ı Milli ilan edilince itiraflar tarafından İstanbul işgal ediliyor? Çünkü aleyhine karar. Lehine karar olsaydı bir sıkıntı yaratmazdı ama karar aleyhine. Peki arkadaşlar, meclisi dağıtıyor, milletvekillerini tutukluyor. Peki az önce anlatmıştım, meclis halk iradesinin yansıtıldığı siyasi bir örgüttür. Milletvekili de halk iradesinin yansıtıldığı siyasi yetkilidir. Peki sen halkın iradesini yansıtan örgütle halkın iradesini yansıtan kişileri tutuklayıp dağıtıyorsan bu itiraf devletlerinin ulusal egemenliğe saygı duymadığının göstergesi arkadaşlar. Bunu muhakkak ama muhakkak bilin. İlla ki arkadaşlar soru bankalarında karşısına çıkacak bir bilgidir. Peki, İstanbul'un işgali ve Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgale karşı olan tepkileri neler arkadaşlar, bakalım. Şimdi, Misak-ı Milli arkadaşlar 17 Şubat 1920'de Türk ve Dünya Kamuoyuna ne yapılmıştır? Sunulmuştur. Peki, Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine itiraf edildi. İstanbul hükümetine baskı yapmışlar. Neden? Çünkü aleyhinde arkadaşlar karlar var. Peki, baskı ama Misak-ı Milli karlarından arkadaşlar vazgeçilmemiştir. Bunun üzerine arkadaşlar 16 Mart 1920'de arkadaşlar İstanbul resmen işgal edilmiş ve meclis dağıtılmış, milletvekili tutuklanmıştır. Arkadaşlar bakın, 16 Mart'ta arkadaşlar İstanbul'un işgal edildiğini bildiren kişi de Manastırlı, nedir arkadaşlar? Manastırlı Hamdi Bey'dir arkadaşlar. Telgrafçıdır ve Ankara'ya İstanbul'un itiraf devletleri tarafından işgal edildiğini bildirmiş ve daha sonra arkadaşlar soyadı Hamdi Mart 16 olarak ne yapılmış arkadaşlar? Ona bu soy ad verilmiştir. Peki, İstanbul'un işgali sonrası itiraf devletleri bir genelge yayınlamış ve demiş ki işgal geçicidir. Peki neden işgalin geçici olduğunu bildiriyor? Halkın tepkisini çekmek istemiyor. Eğer ki halk işgallerin kalıcı olduğunu görürse ne yapar? İşgallere daha fazla ne yapar? Tepki gösterir. Peki itiraf devletleri amacını padişahı ve saltanat makamını güçlendirmek olarak bildirmiştir arkadaşlar. Bunda yine amaç arkadaşlar yine şudur. Halkın nesini çekmemek? Halkın tepkisini arkadaşlar ne yapmamak? Çekmemektir. Bunu bilelim. Halkın tepkisini çekmemek. Peki Anadolu isyan çıktığı takdirde İstanbul Türklerden tamamen alınacaktır demiştir. Yani burada Anadolu hükümeti bir nevi ne yapıp, pardon, Anadolu'daki milli mücadele ne yapılmış arkadaşlar? Bir nevi tehdit edilmiştir. Yani halkın Anadolu hareketine katılması arkadaşlar önlenmeye çalışılmıştır. Peki Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgal edilmesi üzerine aldığı önlemler nelerdir? Şimdi itiraf devletleri ve yabancı devletlere protesto telgrafları çekilmiştir. Anadolu'daki itiraf subaylarını arkadaşlar tutuklatmıştır. İstanbul ile olan her türlü haberleşmeyi kesmiştir. Ve itiraf devletlerinin Ankara'ya doğru ya da Anadolu'nun içlerine doğru herhangi bir hareket düzenlemesi önlemek için Gey ve Ulukışla tren yolunu tahrip etmiştir. Anadolu'dan İstanbul'a arkadaşlar, Anadolu'dan İstanbul'a vergi yollanması önlenmiştir. Ve İstanbul'dan Anadolu'ya yapılan atamalar arkadaşlar, şöyle yapayım, yapılan atamalar ne yapılmıştır? Durdurulmuştur. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Osmanlı Devleti'nin Anadolu üzerindeki etkisi ne yapılmıştır? Kırılmaya çalışılmıştır. İstanbul hükümeti ekonomik bir sıkıntıya sokulmaya çalışılmıştır. Yine arkadaşlar
İtiraf devletlerinin Anadolu'ya yapacağı herhangi bir hareket ne yapılmış, önlenmeye çalışılmıştır. Peki arkadaşlar bakın önemlidir. Şu madde aslında milli mücadeleye İstanbul işgalinin bir nevi milli mücadeleye bir nevi kamçıladığının göstergesidir. Mustafa Kemal şöyle bir propaganda yapmaya başlayacaktır. Biz Kurtuluş Savaşı'nı esaret altında bulunan padişah ve halifeyi kurtarmak için yapıyoruz propagandasını arkadaşlar Mustafa Kemal kullanmaya başlamıştır. Bunu da bilin. Bakın arkadaşlar iki tane işgal. Birincisi İzmir, ikincisi ise İstanbul arkadaşlar. Bakalım milli mücadele olumlu etkileyecek. Nasıl? İzmir işgal edince arkadaşlar işgallerin artık geçici değil, artık arkadaşlar işgallerin ne olduğunu göstergesidir, kalıcı. Peki işgal geçici değil, işgal kalıcıysa halkın milli mücadeleye olan katılımı ne olur? Artar. Peki İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal ediliyorsa ve Mustafa Kemal diyorsa ki ben milli mücadeleyi esaret altındaki padişahı kurtarmak için yaparım diyorsa bir nevi padişah taraflarından da desteğini kazanmış olsun. Yani bence hani benim şahsi fikrim hem İzmir'in işgali hem İstanbul'un işgali bir nevi milli mücadele olan katılımı arttırmıştır. Peki Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını arkadaşlar neden olmuştur? Bunu da arkadaşlar bilelim. Mustafa Kemal ne yapacak? Ankara'da TBMM'yi açacak. Arkadaşlar İstanbul son Mebusan Meclisi toplanmadan önce Amasya görüşmede Mustafa Kemal ne diyordu? Meclis İstanbul'da toplanmasın, Anadolu'da toplansın. Niye? Güvenli olmadığını biliyordu. Bakın İstanbul'un işgal edilmesi Mustafa Kemal'in haklını ne yapmış arkadaşlar? Ortaya koymuştur. Peki. Bu salamayı da arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bileceğiz. Bu olaylar hep birbiriyle alakalıdır. Bu da tarihteki neden sonuç ilişkisinin arkadaşlar bakın somut ve güzel bir örneğidir. Şimdi Sivas Kongresi toplandı. Sivas Kongresi'ni tüm engellemelere rağmen İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri toplanması engelleyemeyince damat Ferit hükümeti düştü. Damat Ferit hükümeti düşüp yerine ne kuruldu? Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Bu milli mücadelenin İstanbul hükümetine karşı nesiydi? İlk başarısıydı. Peki ardından Amasya görüşmeleri yapılmıştı ve Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti gelmişti. Temsil heyetini resmen ne yapmıştı? Tanımıştı. Bazen temsil heyeti demez, bazen milli mücadele eder. Peki Amasya görüşmelerinde Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılan görüşmelerin sonucunda Meclis-i Mebusan arkadaşlar açıldı. Meclis-i Mebusan arkadaşlar açıldıktan sonra Misak-ı Milli arkadaşlar ilan edildi. Misak-ı Milli ilan edilince İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi ve meclis dağıtıldı. İstanbul'un işgal edilip meclisin dağıtılması arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açılması ne olmuştur? Neden olmuştur arkadaşlar? Bunu muhakkak bilelim. Meclis-i Mebusan açıldı. Ne ilan etti? Misak-ı Milli ilan etti. Misak-ı Milli ilan edilince İstanbul işgal edildi. İstanbul işgal edilince ne açıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.